Sevgiler, saygılar efendim. Şükür. Bugün de yine çok özel bir hikayeyle tabii ki. İşte saatler geçiyor, günler geçiyor, ömür geçiyor. Ama biz günlere kavuşuyoruz ve saatlerimize kavuşuyoruz. Yine saatlerimiz geldi ve güzel hikayeyle şöyle bir önümüzdeki dakikalara güzelleştirelim, bir renk katalım inşallah. Yapmayın, kurban olayım. Yapmayın. Neyi? Hikayenin ismi efendim. Hikayenin ismi. Ama siz yapın. Neyi? Beğenileri unutmayın. Hadi hikayenin detaylarına geçelim. Şehrin sokak lambaları hala yanarken iki arkadaş ellerinde olta ve kovalarla arabalarından indiler. Halk tarafından sahilin en bereketli noktası olarak ünlenmiş noktada hazırlıklarını yapıp oltalarını denize saldılar. İşte bu anı seviyorum, dedi. Bir eşofmanlı kır saçlı adam. Kurşun suya değdiğinde çıkan ses var ya, hava aydınlandığında bu sesi imkanı yok duyamazsın. Arkadaşına kıyasla daha genç gözüken diğer adam pek oralı olmadı. Benim olayım oltanın ucu titremeye başlayınca başlar. Balık çengelden kurtulup kovaya düşünce biter. Ses mes umrunda değil, dedi uykulu bir sesle. Ne yaptın bayramda, diye sordu kır saçlı olan hafif alaycı bir tonla. Et falan da göndermedin bize. Açma o konuyu şimdi. Sinirim bozuluyor, dedi diğeri başını çevirmeden. Apartmanda kan kokusu, merdivende kan lekesi, haberleri açıyorum, kanallar kan kırmızı. Göre göre belki alıştık ama durum tam bir facia. Hayvanı yere yatırıyorsun, bıçağı boğazına dayıyorsun, kıtır kıtır kesiyorsun. Bu nasıl bir işkencedir ya? Durun durun. Devamı gelecek. Bizim çocuk da tutturdu, biz kurban kesmiyor muyuz baba, diye. Açıklamaya çalıştım ama çocukta beklenti oluşmuş. Reklamlarda bile kurbanlık dana oynatacaklar adamlar neredeyse. Bir de ibadet kisvesi altında yapıyorlar bunu. Dur bakalım nereye gidecek olay. Madem ibadet diyorsun, kesmek zorundasın. O zaman bari narkoz ver. Hayvan uyurken ne yapıyorsan yap. Bu sırada oltalardan birinin ucu hafifçe titredi. Birden muhabbeti kestiler. Geliyor vallahi, sağlam vurdu. Hızla misinanın boşluğunu alıp makarayı sarmaya başladı adam. Yaklaşık 10 saniye sonra büyük bir zevkle balığın ağzından çengeli çıkarıp kovaya attı. Balık kovanın içinde çırpınırken muhabbet devam etti. Kurban kesmiyoruz diye bir de bizi ateist yapacaklar ha. Cehalet işte abi, bir şey yapamıyorsun. Bakalım nasıl bir cevap olacak ya da ne olacak? Tüm detayları anlatacağım. Bizim çocuklar ara sokaklarda falan bir hayvan kesilirken görecek diye ödüm kopuyor. O sırada birkaç metre ötelerine park ettikleri arabanın kapısı açıldı. Ve içeriden gözlerini ovuşturarak bir çocuk çıktı. Genç olan, o günaydın paşam, günaydın paşam, diye seslendi. Hiç kalkmasaydın. Çocuk hiç cevap vermeden babasının yanına doğru yürüdü. Kovanın dibindeki balığı görünce eğilip incelemeye başladı. Balıklar ölürken acı çekiyor mudur sence baba? Yok be oğlum, ne acısı? Balık sonuçta. Ya. Sonra o da dönüp kovanın dibine baktı. Ağzı çok yavaş bir şekilde açılıp kapanmaya devam eden balık, son birkaç nefesin verdiği enerjiyle son bir kez zıplayıp geri düştü ve hareketsiz kaldı. Adamın nefesi tıkanır gibi oldu bir an. Bir an. Bir anda. Önce şiddetli bir şekilde öksürdü. Sonra ciğerlerini havayla doldurup, "Madem arabada uyuyacaktın, ne diye benle balığa geleceğim diye tutturdun be oğlum? Ne diye?" dedi sempatik olmaya çalışarak. Konuyu karıştırmaya çalışıyor farkındaysanız. "Bence boğularak ölmek, kafası kesilerek ölmekten daha zor," diye devam etti çocuk. Babasının ortalığı karıştırıp konuyu mevzuyu kapatmasına izin vermedi. Tekrar ediyor. "Bence boğularak ölmek, kafası kesilerek ölmekten daha zor," diye devam etti çocuk, gözlerini kovadan ayırmadan. İki arkadaş
Dehşet içinde birbirlerine baktılar. Çocuk işte abi, bir şey yapamıyorsun, dedi kırsaçlı olan. 15-20 dakika hiç konuşmadan oyalandılar. Sonra da malzemelerini toplayıp hızla evlerine döndüler. Salih Uyan'ın bir hikayesiydi efendim bu. Evet, yapmayın kurban olayım. Yapmayın kurban olayım. Şimdi kendi yaptığına dikkat ederseniz hiç bakmıyor. Hep başkalarının yaptığı şeyleri. Ne acı bir şey değil mi? Böyle insanlar var mı? Var. Ha şimdi bu tarafta yaptığı şeye bakın. Balık tutuyor. O balığın çenesine takılıyor o olta. Çengel. Çenesine takılıyor. Canı nasıl yanıyor bir düşünün. Sonrasında balık yakalandıktan sonrasında geldiğinde çengeli çekiyor ve o çeneyi darmadağınık ediyor. Yani nasıl bir acı çektiğini bir düşünür müsünüz? O anki zevki için. O anki zevki için yapıyor onu. Sonra da balığı yemek için yapıyor. Peki diğerinin hedefi, kurbanların hedefi nedir? Bir de böyle bağnazca hani onları kesiyorlar, bayılsalar falan filan diye söylüyorlar ya. Birçok defa kurban bayramlarında hep rast geliriz. Hele de son dönemlerde özellikle değil mi? O kendi kendine kıbleyi bulup kurbanların boynunu uzattığı anlar var ya. O anları hiç görmemişler galiba. Onlar bizden daha önce gidiyor Allah yoluna. Boynunu nasıl uzatıyor? Duygulanmamak elde değil. Hakikaten insanın bütün tüyleri diken diken oluyor ve günlerce insanın aklından gitmiyor. Yani ben de birkaç defa şahit oldum öyle şeylere. Ya onların sevgisi, aşkı daha bir başka, daha bir özel sanki. Yani düşünüyorum da bir başka, yani bir başka özel. Ama onları katlediyor gibi falan düşünenler var ya, onlara da üzülüyorum. Rabbim inşallah onların gönlünü gözünü açsın, dua edelim de başka da bir şey demiyorum. Dersem şimdi oradan muhak buradan şuradan bir şeyler yazacaklar. Ama onlara izin vermiyoruz biliyorsunuz kanalımızda. Gereken şeyler yapılıyor. Muhakkak yazacaklardır, bir şeyler söyleyeceklerdir ama yine de ne söylerlerse söylesinler, ben gözümle gördüğüme inanıyorum. Evet, gözümle gördüğüm, yaşadığım, birçok defa test ettiğim, şahitlik ettiğim olaylar var hayatımda. Birçok defa çocukken de yine, büyüyünce de, şimdilerde de şahit olduğum o muhteşem üstü, sevgi üstü, dünya üstü bir duyguyu nasıl da gözler önüne seriyor o kurbanlıklar. Bir başka bir özelliği var. Efendim, Kurban Bayramınız böylelikle mübarek olsun diyelim. Kurbanlarınız Allah kabul etsin. Bu özel günü de inşallah Rabbim daha nice kurban bayramlarına gelmeyi, görmeyi nasip etsin. Ama bu arada tabii paylaşma duygusunu en çok yaşamamız gereken zaman kurban bayramları. Bunu da unutmazsanız bu dipnot da benden gelmiş olsun. Paylaşma duygunuzu en güzel şekilde geliştirebileceğiniz ve daha da büyütebileceğiniz en güzel zaman Kurban Bayramı. Başarın inşallah. Geliştirin kendinizi o konuda. Tadı bir başka güzel. Başka güzel. Emin olun, stoklayıp dolaba yerleştirdiği etten aldığı lezzetten daha lezzetli duygular yaşayacak. Ben inanıyorum. Yapacaklar. Herkes yapacak. Paylaşın, paylaşın, paylaşın. Paylaştıkça daha da çoğalacağını göreceksiniz. Bereketlendiğini göreceksiniz. Efendim, bugün de bizden bu kadar. Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yine tabii ki bir sonraki hikayede beraberiz inşallah. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız mübarek olsun. Kurban bayramınız efendim. Sevgi saygılar iletiyorum. Aşkın sesi bendeniz Benhar Sarıoğlu. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.